Tarım Günlüğü'nden herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mısırlarımızı sulayacağız arkadaşlar. Yaklaşık 12-13 dekarlık bir tarlamızda damlama serdik. Damlamayla suluyoruz. Böyle gördüğünüz üzere lombar dediğimizle suluyoruz arkadaşlar orayı. Diğer mısırlarımızı salma sulama yapıyoruz. Ektiğimiz tarla biraz daha yani rampa meyilli olduğu için salma sulama imkanımız neredeyse yok gibi. Yani salma sulanır ama çok zor. İstediğimiz gibi sulayamayız diye biz de damlama serdik. Geçen yılda damlamamız vardı. Damlamamızı serdik, lombardinle suluyoruz arkadaşlar. Şimdi lombardinimizi biraz yağ eksilmiş, yağ dolduracağız. Mazotunu ayarlayacağız. Ondan sonra çalıştıracağız. Bir de mısırlarımıza bakalım nasıl olmuş mısırlarımız. Şimdi lombardinimizi hazırlamaya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, su motorumuz yaklaşık diğer önceki suladığımızda 12-13 saat civarında çalıştırmıştık. Haliyle çok çalıştığından dolayı biraz yağını esmiş. Şuradan yağına da bakalım, hatta şöyle elimize silelim. Yağına da bakalım bir. Evet, çubuğun sadece ucuna değiyor. Yani yağ biraz esilmiş. Şöyle yağını dökelim. Ondan sonra mazotunu ayarlayalım. Bu mazot deposunda da bir çözüm bulduk arkadaşlar. Ekstra çok güzel, hoşumuza gitti. Bu yıl denedik. Bunun mazot deposu yaklaşık 7-8 litre civarında alıyor. O da şu anki mısırda 2,5-3 saat civarında çalışıyor. Burada sürekli gelip su motorunun mazotunu kontrol etmemiz gerekiyor. Halde bazı işe gidiyoruz, ineklere bakar oluyoruz. O işimiz boşta, buraya gelmek zorunda kalıyoruz. Ondan dolayı mazot deposunu da iptal ettik. Bidona da akıyoruz bu sefer. Bidondan alıyor direkt mazotunu. Öyle yaptık. Birazdan. Evet, yağımız tamam arkadaşlar. Salih, o yağ var ya, şöyle kölge bir yere koy be ya. Şu ağacın kovuğuna bir yere koy ve görebileceğimiz de burada dursun sürekli. Olur. Evet arkadaşlar, şimdi yağımızı doldurduk. Şimdi mazotumuzu ayarlayacağız. Şunu şöyle bir tane dökvereyim bunu da. Evet. Şu kapağını kapatalım, şöyle bağlayalım, orada açalım. Şimdi bağlarka dökeriz, mökeriz. Gel Salih. Şimdi mazot bidonumuzu ağaca bağlıyoruz. Demiştim ya, mazot deposunu iptal ettik diye. Mazot bidonumuzu su motorunun mazot girişinden biraz yüksek bir yere bağlıyoruz. Sonra hortum ekledik. Hortumu da mazot bidonun içine sokuyoruz. Bu şekilde yaklaşık 12 saat hiç durmadan su motorumuz çalışabiliyor arkadaşlar. Tam oradan geçir, şuradan bağla sen. Böyle olay yapmıyor musun? Olur. Önce de böyle bağladık ya. Sen çizilmeyecek şekilde bağla. Hırt düğümü de bağlayabilirsin. Sıkıntı yok. Tamam. Hadi. Öbürünü hiç bağlamadın ki. Tamam, bağla şimdi. Hırt düğümü bağla, bir şey olmaz. Tamam. Evet. Sal bay. Tamam. Bidonu bu şekilde bağlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi mazot giren yerden biraz daha yüksek. İçinde mazot var mı Salih? Bitmiş mi? Bitirmiş. Bir de geçen yıl, ondan önceki yıl motorumuzu bakım yapmıştık arkadaşlar, pompasını. Ondan bu yana su motorumuz mazotu bitirince hava yapıyor. Daha önceki zamanlarda hiç hava yapmadan asıldığımızda ipini. Şimdi tele Salih. Bende bıçak var mı, sende bıçak? Ver bakayım. Su motorumuz hava yapmaya başladı. Dedim, daha öncekiler zamanlarda asıldık mıydı ipi çalıştırdığımızda, biraz böyle sesi hani hava yapmış gibi biraz düzensiz çalışıyor. Daha sonra düzene binip havasını kendiliğinden atıyordu. Yaptırdıktan sonra mazotun şeyini atmaya başladı.
havasını, sürekli havasını alıp çalıştırıyoruz artık biz de. Şurayı nasıl yapsak? Şuradan mı emiklesek? Orada ağzımızı alamayız lan. Niye havasını mı alacağız? Şu mazotu getirtireceğiz şuraya. Neden emikleyeceğiz? Abim de nasıl sarmış ya. Şurayı da açalım. Şimdi buradan ha, asıla getirtireceğiz mazotu. Yok, asılmayla değil de. Ağzımızla. Mazotlar olur zaten. Şuradan üfleyebileyim oğlum. Üfleyebilir mi? Niye üflemeyeyim? Dene bay. Ama buradan üfleyip kalmam istiyorum ben. Üfleyeme ya, kapağından kaçırayım. Gelmez mi? Yo yo. Ya burada ağzından öldüm. Geri gitti, ben şu tarafa geliyorum. Ne oldu? Yağlı yağlı. Allah çürmesin. Nasıl çıkacağız abi? Şunu tut. Ya sen şunu iyi tut da abi. Yok. Kapağını kapat. Buradan gelecek bu ya. Tamam hadi. Sen orayı aç şu. Şimdi bir yapalım. Tamam hadi. Şöyle aşağıda durayım bir. Geldi. Tamam. Gitmedi demiş geri. Bir kere galiba sen sıkıntı yapma. Yo yo. Evet. İşte. Hadi. Ben kırayım. Kır. Ama yetişmeyeyim ki. Dur. Sadece. Çok mazda kıtırdık ya. Şuradan havasını alıvereyim. Kaldı gel bakayım da ben buradan üfleyeyim. Neyi? Geri üşüt. Deponun içine gel. Dur dur. Hadi. Çok akıyorsun ya. Olmaz olmaz. Şimdi havasını aldıramadık. Bayağı bir mazot boş akıttık. Şimdi şunu tekrar takıp sonra başka bir şekilde havasını aldırmayı deneyeceğiz. Bu hortumu çektirdiğimizde burada şurayı takana kadar bayağı bir mazot akıyor. Burayı da takamadım nedense. Daha önce video çekmeden yaptığımda hemen takıyordum. Video çekerken takamadım bu sefer. Ve hala takamadım. Allah Allah. Evet taktım. Şimdi şuradan nasıl tutuyordun salisi? Şunu kapat. Şurada bak. Çek onu ben yapayım. Ben öptüm orayı sen tut. Evet, şimdi Salih havasını aldıracak. Tamam, geldi geldi geldi. Sık 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 sık. Hadi. Sık sık sık. Şimdi tüm motorumuza hava mazotumuz geldi arkadaşlar. Bir de şuna bakalım da. Neyini? Şu asıldık ya, aşağı indim yani, inmedim. Soku bir. Tamam yeter orada zaten. Şimdi daha kolay çalışması için arkadaşlar orada mazot pompasına giren havamızı aldı. Bir de oradan çıkış ve enjektöre gelen yerden havasını alacağız. Orada pompaya giriyor mazot, oradan da buraya geliyor. Şimdi burayı da havasını alacağız ondan sonra çalıştırıyoruz. Arkadaşlar bu Lombardi'miz 17 beygirlik. Yaklaşık kendimi bildim bile bu su motoru bizde. Bir defa reklamı yaptırdık. Hala canavar gibi kullanıyoruz. Şimdi mısır sulayacağımız yer yaklaşık 7 dönüm Konya dönümlü. O da 14 17 dekar falan arkadaşlar. 17 dekarı tek seferde su motoruyla damlamadan suluyoruz. Şimdi ana çıkışımız mısır yaklaşacağı kadar dörtlü. 4'ten 3'e düşürüyoruz. 3'ten de 2.5'a direkt damlamalara veriyoruz. Bu şekilde 17 dakarı tek seferde suluyoruz su motorumuzu. Yani biraz daha büyük olsa rahat bir şekilde sulardı arkadaşlar. Çünkü su motorumuz yani gazı yarımdan biraz aşağıda şu anda. Yani gazını biraz daha fazla versek daha fazla alanı sulayabiliriz.
BSM mazotumuz buradan geldi arkadaşlar. Buradan mazotumuz damlamaya başladı. Şöyle biraz daha kompresör yapayım. Görürsünüz şimdi. Evet. Buradan mazotumuz geldiğinde bunu tekrar yerine takıp asıldığımızı çalışacağız arkadaşlar. İnşallah bir de bu su gitmeseydi bari su. İnşallah alıcımız hava yapmamıştır. Kamera iyi gitmiyor. Bir de alıcımız hava yaptıysa bir de alıcı doldurma sıkıntımız var arkadaşlar. O zaman biz 4 teneke mi neydi? 5 teneke. İnşallah boşalmamıştı. Bir de buna tulumba atmayı düşündük. Sonra iş güç başladı. Şu motorunu kullanmaya başladık yoğun bir şekilde. Ekini falan sulamaya başladık. Böyle kaldı gitti. Üstüne düşmedik. Şimdi şu borumuzun ekkeni de şu lastiği saralım arkadaşlar ki buradan mazot falan damlayıp boşa gitmesin. Zaten fazlasıyla akıtacağımız kadar yere akıttık. Bunu dediğim gibi bu ikinci yapışımız arkadaşlar. Daha önce deposundan dolduruyorduk. Bu bayağı kolay oldu. Bir sefer bir doldurduk gittik. Akşam 6'da çalıştırdık. Sabah 7.30'da geldiğimde hala aynı gördüğünüz gibi 33 litre falan mazot alıyor. Sabah 7.30'da geldim. İkindin 6 yani akşamüstü 6'da çalıştırdık. Sabah 7.30'a kadar hala çalışıyordu. Bitmemişim. Az bir mazot kalmışmış. Yani yarım saat daha çalışır çalışmaz bir şey kalmışmış. Bayağı iyi oldu. Bizim için de işimize geldi. Bir de bunu bazıları böyle büyük depoya çeviriyorlar. Onu nasıl yaparlar, nasıl ediyorlar bilmiyorum. Bir de mazot dönüş, geri depoya dönüşünde çökmedik arkadaşlar. Sadece alt çıkışına bir şey yaptık, kapattık orayı. Geri dönüşü de çok az, bir yarım litre kadar mazot geri dönmüş ya da dönmemiş. Önceki su adımda deposunu açıp baktığında yarım litre kadar mazot ya dönmüş ya dönmemiş. Yani fazla bir geri dönüş olmuyor. Direkt gelen mazotu yakıyor fazlasıyla lambardin arkadaşlar. Şimdi alıcıya bakalım. Alıcımız hava yapmadıysa. Bir de alıcımızın ucu yosunlanmış herhalde. Bir filtreye yosun dolmuş. İnşallah doluyum Salih. Ben şuradan aşağı ineyim. İnşallah sen bak bakalım alıcıya da. Valla ne olmuş öyle ya? Nerede o derinlik değil mi? Burası da bayağı derin Salih, nasıl olacağım ya? Şey dayağını açık ittirivereyim mi sana doğru, gelmez mi? Boşaldı verin lan filan şeyi. Ha bu yanda da var ayağın sağında uzun. Bunu çay bugün iyi akıyor. Ulu çay bugün iyi akıyor. Öncekine göre bayağı azalmış ama. Dün yerli yoğdu. Dün yukarılarda bancar sulayorlardı herhalde. Hah, ayağıma su vurdu Salih. Boğu şeyini. Salih. Burası çok demir. Bayağı belime gelir herhalde ya. Var mı yoğusu? Benim yaklaşıyor lan, şu anda derinliği var buranın. Ya etrafına bak bir yer. Ana var lan. Bak hele şu bir uzun dayakla alıcıyı sana çıkarttırabilir mi biraz? He? Şu alıcıyı. Hava yaptırız ya. Hava yaptırırsan bir de alıcı suyunu falan boşaltırız. Yerli eziyet tabii. Bir, ama onun yeri de orada iyi ha. Tam onun numara yeri de. Şurada bu uzun dayak var, vereyim mi? Burada ağacın kolunda vay. Al al. O ne kadar derinde bağlı mı? Biliyor musun ne kadar aşağıda olduğunu? Ya şurada Salih oranın içine bak. Ha, belime yaklaşıyor. Şurada derinlik yok.
Yer alıcı da mı o kadar derindi? Düşüyordum. Evet arkadaşlar, şimdi sumatörümü çalıştırdım. İnşallah hava yapmamıştır. Şuradan geçeyim. Şairin de dediği gibi arkadaşlar, çalıştırılan dayı da ruhumuz dinlensin demiş. Şimdi ruhumuzu dinlendireceğiz. Maalesef dinlenmedi. Burada bu uçta. Ne? Bak. Çalıştırdık şimdi. Biraz düşük kaldı şu anda. Motor kendi biraz hava yaptı ya, onu biraz düzelsin diye bekliyorum. Kadını biraz daha fazlalaştıracağım. Motor deneyimizde bu şekilde gördüm. Ağaca bidonumuzu bağladık. Oradan hortumla su motorumuzun mazut kafasına geliyor. Oradan da su motorumuz yakmaya başlıyor. Şu anki kadımız bu durumda. Bunu biraz daha açacağız kadımızı. Daha yaklaşık 17 yakar yeri sürüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Burada da yastıklar var arkadaşlar. Bunlar domuz beklerken mısırlarımı da kullanırız. Böyle biraz garazman veriyor. Sonra biraz yükten geçince düzelecek. Şimdi mısır tarlamıza doğru gidelim. Burada da, burası da bizim patates arkadaşlar. Dün akşam 12.1 gibi geldim. Domuza bakmaya gelmiştim. Bir şey yoktu. Daha sonra biz geldikten sonra domuz gelmiş. Bayağı bir sürüyle gelmiş herhalde. Patatesin içinden geçmişler. Mısırın içine girdiler. Zarar verebiliyor şimdi. Hem damlamaya bakacağız hem de mısırın içinde zarar var mı yok mu ona bakacağız. Böyle gidelim bakalım mısır tarlamıza. Şu işte buralar hep dörtlü boru arkadaşlar. Dörtlü boruyla geliyor. Ondan sonra üçlü boruya düşüyor. Üçlü borudan 2,5 liraya boruya girip direkt tarlaya damlamaya dağılıyor arkadaşlar. Öyle hemen mısır tarlamız yukarıda. Bakalım. Evet arkadaşlar, yaklaşık 150 metre aşağıda su motorumuz kurulu. Dediğim gibi bura geliyor. Buradan filtreliyoruz suyumuzu. Buradan hem tarlanın bu tarafına gidiyor hem de bu tarafına gidiyor. Dediğim gibi 17-18 dekar bir tarlamız arkadaşlar burası. Tek seferde su motorumuzla suluyoruz. Damlamalarımız 22'lik netafim. Geçen yıl almıştık. Geçen yıl mısırımı tarlamıza kullandık. Bu yıl da buraya serdik. Şöyle suyumuzun tanziğine bakacak olursak arkadaşlar. Yani bu şekilde tanzik gidiyor. Yani şu su borla damlamaları elimizde sıkıştırmak bile zor. Yani o derece basıncımız var. Tabii kaç basıncımız var bilmiyorum. Mısırlarımız geçen yıla göre bizim bu civar köylerde bulunduğumuz bu köyün civar köyleri dahil olmak üzere geçen yıla göre bir farklılık var arkadaşlar. Mısırlarımız ne olursa aynı çeşitleri ekmemize rağmen aynı geçen yılki boylarımıza ulaşamadık. Evet. Domuz zararlısını hemen gördünüz arkadaşlar. İşte burada bunu görünce kalbiniz şöyle bir güp güp atmaya başlar. İnşallah daha fazla yoktur bu kadar dersiniz ama
İşte arkadaşlar dün akşam gelmiş buraya hemen. Kundaklar tam olmamıştı ama yine domuzlar geliyor. Girmeye başlamış. Şuradan ben bir gireyim mısırın içine de. Hem sulansın hem de böyle bir domuz kırmış mı kırmamış mı bakalım diye bir geldim arkadaşlar. Burası beta arkadaşlar. Beta mısırımız. Video ekerkenki videomu izlediyseniz buralara beta ekmiştik. Öyle görünürlerdi. Oradan hariç hiçbir yerde şöyle gözükmüyor. Domuzun kırdığı inşallah yoktur. Şöyle yukarı doğru bir gidelim. Mısırların üst tepe püsküllerini de çıkardı. Biraz üstten polen toz dökülüyor. Bu da bayağı hapsızdır. Yakar. Tepki olur. Yani şöyle mısırlarımız görüntüsü güzel arkadaşlar. Buralar iki koçan çıkarmış. Biraz geçen yıla göre geç ektiğimizde mısırlarımız biraz daha geç. Geriden geliyoruz geçen yıla göre. Geçen yıl bu zamanlar mısırların koçanları olgunlaşmıştı. Yani olgunlaştı demeyi çıkarmıştı ama daha sütlü tam içme kıvamına gelmemişti. Ama şimdi daha yeni çıkardı koçanlarını. Evet, buralarda hiç kırık yok. Sadece bir tane orada var. He? Şuralarda hiç tek gelmedi ya. Bir de bu tarlamız büyük olunca arkadaşlar böyle ortadan böyle domuz avlarken, şey yaparken içinden girip domuzları rahat dinleyebilmek, görebilmek açısından böyle bir yol koyduk. İyi ki de koymuştuk ama yine kalbim güp güp atmaya başladı. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. He? Komple yatırma abi. Çapanın şeyi mi? Burası çapadan şey olmuş ya, çapadan. Orada var. Evet, burayı bak hemen yemiş şerefsiz. İşte nerede? Şurada katak mı var? Nerede? Ya onu çiziriyorum. Öyle çok fışkırmayan patlar vardır ya. İşte bizim burada domuz zararlısı çok var arkadaşlar. Ya acı da şöyle bakayım Salih ya. Domuzdan ne alacağımı var, polenden alayım Salih. Hey! Yok yok, kenara doğru çıkıyorum ben. Sen de kenara doğru gel. Yok lan, nereye çıkacaksın yukarı be? Dur, ortaya geleyin o zaman. Evet arkadaşlar, mısırlarımız yaklaşık 2,5 metreye yakın. Var mı? Tek tük tek gelmiş. Nasıl kırdı bilmiyorum ya. Şöyle gördüğünüz üzere iki koçan var çoğunda. Bazılarında 3, bazılarında 4 koçan var. Buraya yaklaşık dekara 4-5 ton kuru hayvan gübresi çektik arkadaşlar. Ondan sonra ekerken dekara 20 kilogram DAP'la birlikte ektik. Ondan sonra mısır ara çapasıyla birlikte dekara yine burası biraz az girdik üreyi. Yara vere girdik arkadaşlar. 10 kilo 15 kilo civarında girdik buraya. Diğer taraflara biraz fazla girdik. Ondan sonra buraya bir de dekara damlama ile birlikte dekara 20 kilo mu 30 kilo damına şeker gübresi girdik arkadaşlar. Ondan sonra da komple burası 17 dekar 70-75 kilo da 20-20 gübre girdik ve son gübremizi 20-20 ile kapattık arkadaşlar. Bundan 2 önceki suyumuzu da verdik. Ve mısırlarımız şu anda bu şekilde. Dediğim gibi geçen yıllara göre mısırlarımız da, yani bizim bu civar köylerimize dahil olmakla birlikte geçen yılki boy, kalınlık, verim hiçbiri yok bu yıl. Nedendir bilmiyorum. Geçen yılki aynı tohumları, aynı uygulamaları yapmamıza rağmen yine aynı sonuçları elde edemedik. Bu yıl iklimden midir nedendir, bayağı böyle bir sıkıntılarımız var. İşte bu tarlamızın biraz, yani buralar biraz daha kötü taraflar diyelim. Şöyle, yani şu sol sağla sol tarafın arasındaki farkı görebiliyorsunuz.
üst taraflarına, üst taraflara geldik sonra biraz daha mısırların boyu küçülüyor. Evet, kenarda tek güneşini suyunu bol bol alan mısır görüyorsunuz arkadaşlar. 1, 2, 3. Var mı artıran? Bir de buradan geliyor 4. Var mı artıran? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Var mı artıran? İşte bu şekilde arkadaşlar mısırlarımız. Biraz daha gezmeye devam edelim şimdi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere mısırlarımız bu şekilde. Burası tarlanın biraz kenarı olduğu için biraz küçük gözükebilir ama içeriler daha güzel arkadaşlar. Yani ne mısır var diye hemen şey yapmayın. Bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Destek için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.